Araba ruhsatı koysam sıkıntı olur mu sizin için? Sen ruhsatını ha? aldın değil mi? Ya? Ben hala aldım diye. O kadar uzun sonra nasıl bırakırsın? Perişanlık abi vermiş. Bir şey olmaz yani. Oto yıkamacıya bir arabayı verişi var. Evet, yani ağlıyorum. Ne bileyim ben, hayali bir yaratığa teslim etse arabayı daha çok güvenliyor. Adam çünkü zihnen orada değildi yani bu arada. Farkındasın değil mi? Hayır kesinlikle. Yani adam, hani başka sana böyle bakmadan aldı yani. Mı? Anahtarı aldı falan. Ya ben yani gerçekten bir ilgi alaka bekliyorum. Bir şey veriyor musunuz? Ya bir de böyle aptal bir gülümseme var. Suratlarında tamam mı? Yani söz veriyoruz. Arabamız tamam. Çok temiz olacak. Benim şarampol oto yıkama. Arabayı şarampol gibi böyle uçan arabalar bir şey var. Uçan için. İnşallah araba yerinde olur can döndüğünde. Umarım ya. Yani ben böyle küçük inançlar içerisinde olmayı tercih ediyorum şu anda. Abi sen sabit da duruyordu detaylı, ama giderken daha değil mi? Daha detaylı bir... Ya, araba duruyordu. Olduğu yerde duruyordu. Daha ele atmamışlardı. Yani ya pek sallamadı bak. Şu an beni terletmeye ve tamamen bütün böyle bugünkü muhabbet esnasında bunu düşüneceğim. Şu anda lastikler çekiliyor mu acaba? Bir şey olmaz. Ya bir kere çok karanlık bir sokakta böyle bir yer buldum. Hani hiçbir şeyde otopark falan değil. Yani sokakta hiçbir ışığın olmadığı yerde arabayı bir yere koydum. Kapıyı açtım, bir tane adam var. Al dedim, verdim direkt. Yani, gideceğim ben çünkü. Yapacak. Verdim direkt ve adam oradaydı yani garip bir şekilde. Hani araba olup gitse hani hiçbir otoparkçı olduğuna dair bir emare yoktu. Kaskonuz var mı Can Bey? Var. Daha yeni yatırdığım için biliyorum var olduğunu. Öyle mi var dedi, anca anca hem kasko dedi. Hem sigorta. Anahtarı veriyorsan kasko yok yani, öyle bir şey yok. Fiş alınca oluyormuş. Ama sizde işte. İşte yok. Şey gibi oldu tam yani. Böyle. Ama fişi almadın mı? Yani bir şey veriyor musunuz fiş falan diye? İşte ben. İyice terler için böyle. Ya siz ki imanetler diliyorum deyip. Akıyor buradan değil mi? Fiş var mı? Hatta arabanın bir anahtarını bulamıyorsan, yedek anahtarını, evet. O da büyük bir problem. Yani yedek anahtarı getiriyorlar tabii. Yoksa sana hırsız muamelemiz. Hayır, çünkü sen yedek anahtarını kaybetmişsen, çalınmasına çok müthiş bir zemin hazırlamış oluyorsun. Zaten sallamıyorsun. Sigorta da diyor ki, hey dostum, ben bunu enayi miyim senin salaklığının parasını ödemek için? Tabii. Kasko yaptırmıyorsun abi. Yani. Şimdi peki diyor. Sigorta Can Bey'le nasıl konuşurdu Volkan Bey? Şimdi siz bir sigortacısınız Can Bey. Aynen, ben sigortacı. Sigortacı neyse ki tanıdık bak. Şimdi ben fon dolduruyorum. Arabayı nereye bıraktınız? Mezar atar. Sanayi. Şahinler oto yıkama bilmem ne. Neyse artık. Fiş aldınız mı? Hayır. O zaman ben... Hala gelmiş bana. Fiş yok mu? Ne konuşuyorsun lan? Hadi valla. Onun gerçeğinde bir şey olur ama böyle form doldururken fiş almadım. Böyle bir bakış olur adam. Ne içiyorsunuz? Çay. Güzel. Şu an çay tercihine ben de, geçtim. Ben de... Gaviscon içiyorum. Onu bir tur alabilirim. Onu bir daha sonra. Arabamı kötü otoparklara bıraktığımda fiş almasam bile karnım asit yapmıyor. Gaviscon. Gerçekten önemli bir şey var. Evet, evet doğru. Gaviscon içiyorum. Çok evet. Tatsız bir şey mide asidi ya. Mesela hani sigortasız yolda çıktınız. Polis çevirmesi var. Hemen attım bir gaviscon. Çok rahat. Yani. Tabii. Polis yani, der ki ya niye bu kadar rahatsız? Camım çalışmıyor zaten bir yandan. Adama bunu söylemedim ben. Umarım indirmez ya. Onu aşağı ya. Ben ondan da korkuyorum. Bir sakat çünkü Can, ya. Can Bey'in en son şeye dönecek olay. Ya bagajda ceset de vardı. İnşallah bulunmaz falan. Oraya doğru gidiyoruz ama ya. Öyle bir reklam vardı ya. Bu rahatlık nereden geliyor diye. Şöyle bir şey önerebilir miyim? Bütün reklamları kaldırsak, bir anda bütün reklama kalsak, şu an mevcut satışlar dengesi ne olur? Bence hiç değişmez. Bana da öyle geliyor. Bence olduğu gibi devam eder. Çünkü bir marka bilinci oluştu abi herkeste. Evet yani artık bence reklama gerek yok. Coca-Cola'nın, Fanta içiyor. Coca-Cola'nın hala reklam veriyor olmasına her Ramazan'da aynı reklamı hiç algılayamıyorum ben. Ama marka değeri değil mi ya sanki? Şimdi ben küçükken öyle diyordum. O zaman keseydi şimdi benim çocuğum kolayı bilmezdi. Vay be. Nasıl bak, çözdüm? Hiç böyle düşünmemiştim. Değil mi? Hiç düşünmemiştiniz değil mi? O yüzden Gaviscon içiyorum. Bu konuları zorlanmadan düşünebiliyorum.
Yok, o hiçbir şekilde rahatlanmaz. Ben anksiyetesi bol panik ataklı insan sayılır. Onu Lansor'la da destek vermek lazım. O yüzden ben de çıkıyorum. Şu an böyle anca tranko buskas falan vermeniz öyle lazım ki bütün iç organlarım böyle şey olsun ki rahatlayayım. Kuvvetli bir ağrı kesici mi o? O şey yapıyor. O spazmlarıyla alakalı. Evet evet, yani böyle çok spazmın var. İşte normalde kolunu bacağını oynatabildiğin kaslar var. Bir de bağırsak. Ha, bir de oynatamadım. Ciğer, miğer onlar var. Onlar ağrıdığı zaman tranko buskas atıyorsun. Güzel. Onlar iyice sallanıyor. Evet, farklı illerden dört eczacının. Şu bebeğe veriyorsun. Senin Dabbe 6 versiyonu alabilir miyim? Tabii, çok buyurun, teşekkür ederim. Buyurun. Daha da Dabbe yapmak adına. Bak şöyle yapınca daha da Dabbe oluyor. Bir ayağı çelik olsun. Bacak şov. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok çirkin lan. Pahapatı hiç böyle görmediniz. Şu an direkt çarpıldı. Aynen. George Lucas ona bağlıyormuş değil mi? Meğer Çin'miş. Yalnız bacakları ne kadar güzelmiş Palpatine'in, evet, yani. Hiç böyle hayal etmemiş. Ya. Ona ne Yalnız şimdi Cevdet Bey demin de bir şey söyledi. Siz dediniz Palpatine'in bacakları güzel. Demin de Cevdet Bey Spider-Man'in poposunu övdü. Bu durum tabii beni işkillendiriyor. Evet, evet. Evet yani. Oyuncaklardaki problem nedir? Aynen. Hafif bir rahatsız oluyorum. Yani ben niye Spider-Man'in götüne yani bakıyorum? Yani kamera mesela bunu alabilecek bilmiyorum ama çok kötü güzel bir aşınmış, farkındasınız evet, değil yani mi Spider-Man'in? Cevdet Bey söyledi, aşırı rahatsız oldum. Hayatımda iki tane aydınlandığım an var. Birincisi eskiden bende bir şey tribi vardı. Böyle hafif obsesif kompulsif başlangıcı vardı. Çizgilere basmayayım. Bunu atarsam oraya girecek, o zaman bir şey olacak falan. Bir gün artık dedim ki bu çok saçma bir şey. Ben bundan vazgeçiyorum dedim. Hayatım için çok ciddi bir şey olduğuna inanıyorum. İkinci aydınlanmada koleksiyon yapmanın ne kadar bomboş bir şey. Yani paralarını şöyle şey. Onun da DVD koleksiyonu yapıyordum. Sonra DVD hiçbir önemi kalmayınca. Çok mantıksız dedim, abi DVD koleksiyonu. Salakça yani bir şey. Her şey ya. Ya bunlar da bence çok yanlış. Bir gün sonunda böyle bir şey dönüşüyor işte. Onu alırken mesela böyle yapsam bunu alan adama hoşuna gider mi? Ya bu şey içeriden izleyip gülüyor yani, anladın mı? Mesela şöyle yapsam o gün. Hoşuna gider miydi yani? Torrent'te her şeyi buluyorum. Öyle bir özelliğim var. Abi bazı filmler gerçekten bulunmuyor. Ben bulurum. İddia ederim. Hadi daha bakayım bulurum be. Bir tane söyle hemen şu anda sana. Nekromantik 2. Evet. Hemen cebimden çıkardım. İndirip çekmişim. Korsan poşet dedim mi işte? Nekromantik acaba ölüleri canlandırma yeteneğine sahip bir büyücünün yaşadığı garip bir aşk hikayesi mi? Yok abi, daha saçma bir şey. Hiç bakmayın. Şu an söylediğimde pişman. Direkt söylediniz, ben %100 doğru sanırım. O kadar merak ediyorum ki şu anda. Nekromantik. Çünkü nekromantik ve romantik birleştirilmiş. Evet, evet. Acaba dedim aşık olan. Ölülere aşk falan tadında böyle ölü biraz nekromantik bir kadın anlatıyor film. Ölü fetişi. Ve şey, korku filmi, exploitation filmi. Ölü fetişi derken nekrofil gibi değil, şey manasında. Nekrofil. Hani, nekrofil. Hani, evet evet. Fetiş deyince daha böyle çay içiyor falan ölüyle. Ama cinsel bir şey yok böyle. Hafif bir romantizm var. daha da arasın. Daha böyle. Türkçe'ye nasıl çevirdiniz sevgili Yorekok Bey? Nekromantik. Evet. ben şey yapayım, ölülere şafa. Ölü seven. Ucuz bir isim be. Ölü sevici. Ölü seven dikenine katlanır. film üzerinde, film dizi için konuşuyorum bunu. Özendiricilik anlamında nasıl bir fonksiyonu var sizce? Yani dizi ve filmler içerikleri insanları bir şeye özendiriyonun bilincinde mi olmalıdır? Yoksa bunu tamamen bir kenara mı koymalıdır sizce? Şu an onun yani tartışma konusu mesele iyi kötü diye konuşulmaması gereken mesele de özendiricilik yani. Sonuç itibariyle şimdi ATV'de de kadına şiddet var. Kurtlar Vadisi'nde ve Çukur'da hayvan gibi şiddet var. Her bölüm biri ölüyor. Şimdi Godfather'da da yani çok gore sahneler var. Değil mi? Var. Masterpiece bir film yani şimdi. Da ne yani bu konunun çözümü? Gerçekten ben bir yere varamadığım için siz kıymetli film konusunda sürekli kafa yoran hatta okullu değil mi? Estağfurullah. Okullu bir arkadaşımız okulunuzu var. Okulunuzu okumuşsunuz. Okulunuzu böyle bir dersiniz var mıydı? Film etiği bilmem ne böyle bir şey. Film etiği abi yoktu. Onu şey buyurun. Şey, film etiği yoktu ama film okuması vardı aslında. Evet. Yani en yakını bu baktığın zaman. Buyurun. Ya bize de hep şeyden bahsederdi mesela. Her film ideolojiktir yani. Şey anlamında bir şey göstermese dahi. Örneğin mesela şu anda günümüzde bazı konulara hiç değinilmemesi sonradan incelendiği zaman aslında çok şey anlatıyor.
bir anlam. Yani bir şey... O da bir ideoloji. Yani mesela buraya atıyorum, belki teşbit de hata olabilir ama 30 tane kadın koydum. Atıyorum içinde hiç türbanlı kadın yok. Bir şey yapmama eylemi bir şey anlatıyor aslında. Ya da koydum 5 tane koydum mesela. O da bir şey anlatıyor. Bir şey anlatıyor tabii. Ben ama şey anlamında değil yani bunu yapan kişi öyle bir ideolojidir değildir değil. Bir şey anlatıyor. Bir şey ima ediyor. Otomatikman bir ideoloji oluşuyor evet, sen evet. O filme herhangi bir şekilde, herhangi bir editi kendi entelektüel öğelerini katarak tabii. Yaptığın zaman öyle oluyor evet. Ya bir de senin verdiğin şeyi alacak kitle de bence çok fark ediyor. Yani Godfather'dan biz ne kült film işte mafyanın aslında ne boktan bir şey olduğunu, ne gereksiz bir şey olduğunu anlarken millet Godfather izleyip de bir silahım olsa da çeksem vursam milleti diye alan adam da var. Ama bence onun sınırını belirleyemezsin yani bir yandan. Bir de bize yüzden... şeymiş gibi de geliyor mu hani önceden mesela baktığımızda toplum hani sinemanın icadından önce acayip saçma olaylar var yani herif hani herkes birbirini öldürüyor yolda selam verip başını kesen adamlar var. Bunlar bir yerden esinlenmemiş yani. Mesela bir tablo görüp ulan ben böyle bir ya, şey yapıyorum. Pokemon izleyip camdan atlayan bir çocuk vardı mesela. Evet evet. Ben ama yalan olduğuna inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü öyle Pikachu şey diye atlamış ve Pikachu evet. Da hani uçmuyor. O Pokemon'u kalkması için yaptılar onu bence. Automasyon diyorsun yani. Evet. Full. Şu an onunla alakalı hiçbir veri hatırlıyor musun? Kaynaklı. Ya haberinin çıktığını hatırlıyorum. Pokemon'um diye camdan atladı falan gibi. Haberde haber fotoğraf vardı. Falan da yoktu diye hatırlıyorum. Havada çekseler. Yani şu an... Kanıtlı! Oradaydık. Daha doğrusu kendimi şunu yandırmıştım. Batman'in bütün gadgetlarının kıyafetiyle birlikte Almanya'da satıldığına inanmıştım. Nasıl? Bayağı bir şey. Herhangi bir dükkanda değil mi? Ben Batman kıyafeti alayım diye. Ama kasada. Yani çok or yani şey böyle hani bumerangı falan da çalışıyor. Atıyorsun, dolanıyor, grapple şeyi var. Ama bir şey abi gerçekçi bir düşünce bence olabilir. Ya, o kafada çocuk çok inanmıştım ya. Normal. Çok yani. İnanmıştım doğru. Yani. Çok emindim. Doğru. Çok emindim. Çocuk çok daha fazla ya bence sene 87 mi 89 mu işte ne 5-6 yaşındayım. Yani. Çocuk kontentine yani çocuk içeriğine kesinlikle kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evet, YouTube'da evet. Çok çer çöp ve çok sakat şeyler var. Çünkü çocuk çok daha fazla etkilenmeye aç. Ama yetişkin bireyler konusunda bence hiçbir sansüre ve yapılacak hiçbir şeyin yani. Sınırı yok bence. Ben şu noktaya geldim en son kendime. Şunu dedim yani bunun bu kümenin bir çözümü yok. Tek bir cümlede bitiremiyorsun. Oyuncuyla kurduğun bir sempatik bağ var. Mesela Al Pacino'yu çok seviyorsundur herif. Yani Scarface mesela var. Böyle tarar tabii, tabii. Saçların sen de öyle tararsın ya. O gömleğinden giyersin falan. Ama mesela Scarface'i özenen hiçbir insan görmedim hayatımda. Çünkü ben... Scarface'deki Tony Montana karakteri hiçbir şekilde bağ kuramıyorsun adamla. Hayır işte biz kuramıyoruz ama onunla kuran ayrı bir... Amerika'da bence istisna yani. Diyorum. Amerika'daki bütün siyahilerin evinde Scarface posteri var bu arada bir şekilde. Doğru pardon. Bu arada buradan yola çıkarak doğru. Beyazlara da beyazi denmesi gerektiğini düşünüyorum. Neyi siyahlara siyahi diyorsak beyazlara da beyazi dememiz gerekiyor. Doğru, yalan mı? Beyaz. Doğru. Peki hafif böyle her acaba o ton farklılığını da belirtmemiz lazım mı acaba? O kahverengi. Kahverengi. Mesela. Sarı esmeri mesela. Evet esmeri. Esmeri. Olabilir. Esmeri. Kızılı. Bu arada beyazlara yemek geldi. Efendim. Ben çok bunu kullanamıyorum karşı. Ya. Bunu nasıl kullanacağız? Ben bunu gösterebilirim. Teşekkür ederim. Çok basit. Bana nasıl? Gerçek bir Çinli öğretti. Onu alta nasıl sabitliyor? Bak bunu Rotring karar tutuyormuş. Biri ya. Sabit. Aynen bak. Şöyle yapıyorsun. Olacak? Evet bu başardın. Mu? Evet. Bu kadar. Bak. Bunu böyle oynatıyorsun. Şu abi aşağıdaki sağ hiç. Duracak. Bak. Bunun içinden aldığın zaman bu böyle duruyor. Kaşık alabilir miyim? Benim elde sıkıntı olabilir abi. Hocam ama demin yaptın. Kürek gibi eliniz var. Yapmanız lazım. Olmuyor lan. Şunu ters... Yap lan! Sinirleniyormuşum bir. Abakın. Çok net bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Buraya dikkatinizi çekmek istedim. Hocam, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hocam, kürsüde bir siyasetçi görüyorum şu anda. Evet, aynen. Niye ağlamak... biliyor musun? Çünkü... Direkt giriş alayım. Ağlamak üzereyim yani. Yani sevgili arkadaşlar, TikTok'u Allah belamı versin ki anlamıyorum. Bakın, yemin ediyorum. Ben de anlayamıyorum. Beynime yani. Geçmiyor. Şeyi falan anladım. Hani Vine'ı falan çözdüm. Hepsini yani. Niye mesela? Bir video var ya ortada. Onu izlemelerin mantığı var. Korktu mu falan vardı çıkmıştı mesela. Onu anlayabiliyorum. Yılan korktu mu falan? Korktu mu oldu abi. İşte salaklık. Ondan açıklamıyorum. Ne yok şey yani mesela bir cümle işte ilginç söylüyor şey yapıyor tekrar etti. Hani bir meme matematiği gibi oturuyor yani anladın mı? Ama 98 TikTok'u... tarzı yani 98 tarzı ne demek ben de bilmiyorum. 98 tarzı nedir? Ben de bilmiyorum. Ağzımdan böyle bir şey çıkıyor. Elektronik müzik canlısı gibi. 98 bin tane bu tarzda şey çıktı diyecektim. Bardağı alıyor böyle su içiyor mesela koyuyor.
mesela 10 milyon izlenmiş falan. Abi anlamıyorum niye hani normal bir şey değil mi ya da mesela adam yürüyor böyle. Yürüyor böyle yavaş çekim oluyor. Sonra hızlanıyor falan böyle mesela. Ya bir şey yok hani. Şeyi bile anlıyorum işte bu kavga gider gibi yapıyor ya mesela gençler. Ha böyle yere çöküyorlar, bir şeyler yapıyorlar böyle. Yani bir şey böyle var. Kahroluyorlar. TikTok, bir hikaye anlatıyor. Çok kötü olsa. Bir tane adam var TikTok'ta Joker diye biliyor musunuz? Evet. Bana baldızlarım gösterdi. Yaşları bu TikTok'ta. Bu TikTok'ta her şey biliyorlar. Joker dediğin nasıl? Bizim normal abi, Joker kıyafetleri. Yani 2009 yılında kurulmuştur falan. Yok yok adam var Joker gibi gülüyor. Anladım ben gördüm. Gördüm. Çok kötü ama yani hani böyle bak, çok başarısız bir şey değil mi? Yani niye hani niye 50 milyon izlenmiş o? Onu anlamıyorum. Biz niye 50 bin izlenmiş? İzlemiyoruz onlar 50 bin izlenmesini. Allah kahretsin ya. Bizim mesela 50 bin izlenmemizin nedeni var mesela. O açıklanabilir belki bir şekilde. Ama o 50 milyonu açıklanamaz. Ben bir ara baktım TikTok'a. Gerçekten İnceledim. Ne var diye. Hiç kimseyi takip etmedim. Ve hayatımda bu kadar çok zırvaya maruz kalmamıştı. Spesifik bilgiyle biri para istese verir misiniz Can Bey? Mesela ben geldim diyeceğim ki abi bana 10 lira verir misin? İşte borsada TSE'si düşmüş alıp koyacağım sonra yüklü satacağım. %20 karla çıkacağım falan gibi bir şey. Ya bana da eğer pay vereceksen olur öyle derim. Mi? Tabii yoksa vermem. Peki şöyle bir şey desem. Abi ben araba bakıma sokacağım. 2013 Fiesta polen filtresi almam lazım. Fazla 10 lira var mı mesela? Veririm. Veririm. Bu kadar ayrıntıdan birine kesin doğrudur, kesinlikle veririm. Yani. Bu kadar kim niye böyle işine gelsin yani. En kötü TikTok kimin kocası bu? İlklerden. İlklerden ama o kadar döndü ki nefret ettim yani. Ben abi, kimin kocası bu kompleksin? Bir saat boyunca bunu izledikle anlamaya çalıştım. Adam İşten çalışarak yorgun argın geliyor. Adam karşısında TikTok çekiyor böyle. Kimin kocası bu? Adam orada bitmiş yani. Adamlara dalga geçiyorlar işte gasptan gelmiş falan da böyle. Şey bir çalmış gelmiş diye dalga geçiyorlar. Ayıp tabii geçinmemesi. Change.org kampanyaları sizce hiçbir etkisi var mı hayatımıza? O ne? Ben artık yani okumuyorum falan bile. Change.org. Yani. Evet o kadar ya benim için. Change.org anladım ya. Kampanyaları konusunda. TikTok indirmiş abi o yüzden oluyor. Evet, aynen, yavaş yavaş ele geçiriyorlar. Benim açık yerleştirdiler. Arada ses vereceğim. Yani ben dünyada hiçbir şeyin hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Güzel bir hayat çok genel doğru. Kesinlikle evet, öyle. Hiçbir şey hiçbir işe yaramıyor. Yaramadı. Yaradığını görmedim. Bazen böyle hani oluyor. Sanki o yaptıkları şey yüzünden alıyormuş gibi oluyor ama o zaman da diyorum ki yapmasalar da olurdu muhtemelen diye düşünüyorum. Bilmiyorum var mı öyle bir hikaye Change.org'da 100 bin imza topladılar ve noodle hiç duymadım ya. Bugüne ben kadar duymadım. Hiç duymadım. O şey ya. Var ya. Ben bir ara hepsinde imza atıyordum. Ay ona da imza atayım. Belki bir faydası vardır. Ayıp olur paylaşıyorduk Facebook'ta. Abi, sonra yavaş yavaş Facebook paylaşımlarını kıstım. Efsane bir Change.org şeyi gördüm hatırlatayım. Change.org bir işe yaramıyor diye imza kampanyası düzenlemişler Change.org'da. İşe yaradı. Bizi geek yapar olarak biz kötü çocuğa gittik. Bilmem kaç imza toplarsa kötü çocuğu izleyeceğiz, yorumlayacağız vallahi dedik. Toplandı. Şöyle bir şey oldu. Rıhtımda yürüyorum. O böyle muhallebiciler falan var ya rıhtımda. Minibüsün karşı tarafa. Bir adam pat diye yere düştü ve titremeye başladı. İşte ağzından köpükler falan şey yapıyor. Ben de tek başımım yani o bütün o alan, o güneş sıcağında bir tek ben varım. Bir de esnaf var. Ben yeltendim. Esnaf dedi ki yok yok dedi hiç dedi değme falan. Numara yapıyor dedi. Ben de haliyle durdum böyle geri çekildim falan. Herhalde yerdeki adam da yani numara yapıyorsa numarasından vazgeçmedi. Ve devam. Kız geçirmeye devam ediyor. Ve çok uzun bir süre böyle kaldık. Ya çok tatsız ya. Yani şöyle bir sahne yani ben böyle duruyorum adama bakıyorum endişe içerisindeyim. Adam yerde hani. Kuduruyor ve esnaf da bana böyle bakıyor. Numara falan. Hani adam ölecek falan adam yok. Numara. Elleme sakın falan. Yardım edelim yok. Etme falan. Adam ısrarla. Ambulans aradım ben bir kere böyle bir durumda. Geldi ambulans adam gitmişti. Numara yapıyor. Gitmişti. Biz geldik ama burada ha, bir kimse yok falan dedi. Numaraymış. Ne oldu abi hikayenin sonunda? Numara mıymış? Gittim sonradan. Valla. Adam hala yardım kullanıyor. Hala orada. Başka adam hala uzaktan kullanıyor. Numara mı? Bağırıyor değil mi? Numara! Eğitim planımızda bizim etkili anlatım, etkili konuşma gibi bir şey var mı? Benim etkili yazı dersi aldım bir ara. Etkili yazı. Rahmetli Celil Oker'den. Yok yani ben şey olarak söylüyorum. Klasik bir ilkokul, ortaokul, lise ha, yok eğitiminde. Güzel yazı dersi vardı mesela değil mi? Ama şey yoktu. Ha çünkü mesela insanlar bir şey konuşurken karşıdaki insanın ilgisini tutmakla alakalı hiçbir gayretleri olmuyor. Evet. Hatta çoğunlukla sanki sen onu dinleme istiyormuş gibi konuşuyor. Evet, evet, doğru. Geçen gün işte Luna Park'tayız.
Neyse. Yok, Luna Park değildi o ya. Şeydi. Luna Park'taki geçen seneydi o. Bu dediğim ondan önceki sene. Yanında da kim? Kamil vardı. Mehmet vardı. Eşin daha vardı. O an yazıyormuş gibi. Ya evet ya. Daha kardeş ya, ne oldu ya? Bir de şey var mesela, bak o da çok kötü. Sen benim şey, lağma düştüğüm hikayeyi biliyor musun? Bilmiyorum abi. Sene 2007. Aman akım sonunda yani en sonunda anlatır lağma düştü. ulan yani bir şey bitirme zevki bırakmadın yani, kardeşim. Sonunu söyle. Filmin yani şey. Bir yıl da yap. Biliyor musun sen Six'ten sonunda adam ölüyor, ölüymüş falan. Hadi şimdi baştan izle aman akım sonuna kadar. Resmen bunu yapıyorlar. Ya hiç mi bir noktada, eğitimin bir noktasında etkili konuşma, bir şey anlatma falan. O hiç mi öyle şey? Bence bu olsaydı toplum bu konumda olmazdı şu anda. Çünkü yani insana iletişebilirdi. Evet, toplum içerisinde ciddi iletişim problemi var. Mecliste, evet, sokakta. Yani mesela şöyle bir şey oldu bana. Twitter'da. Hani tonlamam mı yanlış diyorum ki ben, hani bu konulara özen gösteren bir insanım. Bir şeye girdik böyle. böyle English Home gibi nevresim, yastık falan satan bir yerler vardı işte, girdik falan. Ben de böyle yastık istiyorum, hani salonda böyle kafamı koyacağım falan. 2-3 tane yastık aldım, elimde dolaşıyorum. Oradaki mağaza görevlisi geldi. İstiyorsanız dedi onları kasaya koyayım sizin için. Ben de ya olabilir ya dedim falan. Böyle siz bilirsiniz dedi, gitti. Böyle siz bilirsiniz beyefendi falan dedi. Allah. Ne oluyor ya Allah? Aynen, hayır olabilir dedim hani bir yandan. Uzattım böyle falan. Şey mi? Kesin mi demez yani? Olabilir yani, şey mi olarak acaba anladın? Acaba ben yanlış bir şey mi söyledim? Hani olabilir demek. Siz bilirsiniz be. Lan ne oluyoruz yani? Aynen. Değil mi? Ne kadar hızlı bir ya şekilde böyle bir şey. Orada çalışan insan bir sürü adamla muhatap. Ama işte o noktadan sonra öyle bir şey yoktu. Yani bayağı çok nazikçe geldi bana. Ben de şey olabilir mi acaba? Olabilir dedim. İnsan tartışma mı arıyor Volkan Bey? Mesela geçen bir arkadaşımla konuşurken bir şey anlattı. Ben de şey dedim. Doğrudur dedim. Şey dedi bana. Ne diyorsun lan amına koyduğum? Sen ne bana katılıyorsun? Böyle bir hikaye böyle olsa mesela. Merhaba dedim. Ben sikikle konuştum. Sonra ne oldu? Doğrudur dedim. Şey dedi. Doğrudur değil öyle dedi. Şimdi ne demek düzelttim yani? Dövüşmek yani. Hayır. Dediği şeyi hayır, onaylıyorum. Sen doğru olduğunu söylemen değil de. Hani ya öyle bir tartışma zaten arıyor yani. Katılıyor mu adama şey diyor. Doğrudur değil öyle. Büyük ihtimal çok hani sinirli o yani. Ne oluyor abi? Niye bu kadar yükseliyorsun ki? Değil mi sakin işte onu mesela? Bu da Volkan Bey'in arasında evet, benzeştiği için. Doğru, sakin ol sakin! Falan demen lazım adama. Abi insanlar yani çok duygusal yaşıyor. Bir yani tartışma arıyor bazı evet insanlar. Bir nefret arıyor bazen. Ben dün trafikte daha sakin olmaya karar verdim. Dün mü? Evet, dün verdim yani. Düşündüm yani niye sinirleniyorum ki evet, ben bu doğru insanlara? Niye ben önüme atladı öyle ismi? Atladı işte ne yapayım? Geç. Benim bir tavsiyem var size Can Bey. Gaviscon içerseniz. Altı üstü pedalına bastığın giden bir taşıdığın içinde niye insanların sinir katsayısı fırlıyor? O bir acaba şey mi abi böyle mesela taşıdın sahada futbol sahasında küfür eden seyirciler gibi bir rahatlama yöntemi olarak mı trafik? Ama çok yapalım sakat bir şey değil mi yani? Sonuçta can alabileceğin bir şeyin içerisinde tabii, niye sinirleniyorsun? Bir de arabanın içindesin, bağırıyorsun, kimse duymuyor ya. Nasıl böyle hani deşarj yöntemi hararet olur yapınca araba ısınır, bir böyle klima açılır, şey yapılır bir düşer yani. Hiç acaba arabada anlamıyorsun galiba. Hararet yapınca şeyini açmak lazım Volkan Bey. Sıcak neydi sobası? Sıcak hararet sıcak yapınca sobası. El frenini çekmek. Soba ne? Araba hararet yaptı, klimayı açın. Soba çok iyi. Araba abi hararet yapınca silecekler, çalıştırılır. Sende de çok böyle ikinci el oto pazarında yaşıyormuş var, gibi evet, bir hal var ama hiç anlamıyorsun. Yok yok, hakikaten şeyi sıcak klimayı açmak lazım. Sıcak şeyini, ne o, ne? Kalorifer ya. Kaloriferi. Türkçe'nin problem Türkçe. Türkçe'nin problemi sobasını açacağız. Mesela sen konuşma dersinden ya bahsediyorsun bu toplumda. İletişim. Kardeşim yani, yalnız sırf bizde ya değil, Amerika'da falan. İki tane peçete var, biriyle terimi siliyorum, öteki lazım, aşırı gerginim, karışacak diye. Kamerada inşallah karışmamıştı, çok geldi. Şöyle bir nude bir şey oldu. Ağzına ter. Burası. Aşk 101. Aşk 101 ile alakalı benim aklıma gelen en büyük sıkıntı, Aşk 101 dizisinin bir lise dizisi olması ve 101 kavramının bir üniversite kavramı olması. Ama oradaki olay o zaten yani hani aşka giriş gibi. Aha. Şey gibi. Hayır, sınıfa giriş değil. Ha, bak
Aşka 101 diyor. Ama aşkı öğreten bir yere giriş gibi oluyor o zaman. Peki aşk öğretiliyor mu dizide? Yani siz izlersiniz. Tabii ki, sanırım. Tabii ki. Bakın böyle el ele tutuşulur. Aynen, eller aynen. Bu şekilde kavuşacak. O çok detay yok. Bence hani. Dizinin ismi beden eğitimi olmalıydı. Hem lise dersi doğru hem de olabilir. Oradaki hem de aşktan bu. Ziyade bir bedenle alakalı bir şey herhalde. Ben diziyi 5 bölüm izledikten sonra isminin şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Boş ders. Ders boş. Bak. Evet, ders. Hiç ders, ders var mı? Şey, tabii ki çok şey var mesela nasıl kötü çekilir. Çok nasıl bir dizi bu arada gel ben izlemedim. Neyi yapmamalıyız? Ya ben de izlemedim bu arada ve izleyesim de gelmedi açıkçası. Ve ya bir albenisi olur bir dizi. Netflix'te bütün dünyaya pazarlamak istediği bir dizi galiba. Değil mi öyle? Evet evet biraz var hafif şeyden. Çünkü gerçekten aşırı derecede bir müzik kullanımı var. Devamlı klip gibi ya. Kral TV izliyormuş. Bok mu var bu kadar? Bütün filmlerin içinde müziği döşüyoruz. Bence Netflix toptan alıyor abi. Gıda çarşısı gibi. Ama sırf Netflix'le alakalı değil. Ay yapım, Höt yapım, Gort yapım, Mars yapım. Hepsi müzik dayıyorlar evet, evet. Abi. 140 Jinos abi. Ben daha fazla müzik kullanan bir taraf görmüyorum. 140 Jinos baya şey. Burning Man Festival. Evet abi. Şey. Yani video mu izliyorum? Patlıyor muyuz topluca? Ne oluyor? Yani Ekrem İmamoğlu bir belgesi de Ekrem İmamoğlu'nun hani makyaj yapıp sahneye çıkıyor. Bir de böyle düştüğü anlar oluyor falan. Evet, böyle kıyafetleri bir anda çıkıyor falan. Otogar izliyorum yani. Ne oluyor yani anladın mı? Orada ya gittiği zaman otogar öyle bir şey. Gerçekten hıs hıs hidrolik kokan bir yer yani anladın mı? Orada niye böyle bir hıfzı sıha der misin acaba aynı tonda? Çok hoşuma gitti. Bu arada çok iyi elektronik grup ismiymiş hıfzı sıha. Bir şey soracağım. Netflix'in ikinci sezonunu iptal ettiği dizi Aşk 101 mi? Kesin veya Netflix'in şey iptal ettiği mi? İkinci sezon olmayabilir çünkü. Yok bir tane gay karakter var diye onu mu diyorsunuz? Ferzan Özpetek bir dizi çekecekti. Onda gay olmaması imkansız. Yo vallahi öyle Ferzan Özpetek cidden şaka ben yapmıyorum. Ben hatırlamıyorum bu arada. Mezunuz her gerçekten filminde gay vardır. Bir şey söyleyeceğim. Serra Yılmaz oynuyor mu acaba? Serra Yılmaz'sız bir Ferzan Özpetek filmi düşünülemez. İleri oyunculuk. Tabii. İleri oyunculuk 101 bit Serra Yılmaz. Çok kötü bir oyuncu mudur? Yoksa çok iyi oynadığı için çok kötü oyunculuğu mu oynayabiliyordur acaba? Aynı. Hani böyle bir karakter gerçekçi İkincisi, geldi. İkincisine inanmak istiyorum ben. Yani o kadar iyi oyuncu ki rezalet bir oyuncuymuş gibi oynayabiliyor. Evet. Artık yani, uğraşmıyor yani. Gerek yani, yok doğru. O kadar iyi oynamasına. Hatta Serra Yılmaz böyle şeyde de ben daha önce de sizin yayında söylemiştim ya bir yerden Morgan Freeman geliyor. Hollywood'da. Serra Yılmaz da öyle sanki. İtalya'da bir turluyor da böyle filme evet, denk evet. Geliyormuş gibi. Sen söyledin gez, yemek bir filme denk sete gittiler, sette setin ortasında iptal arkadaşlar falan yani toplamışlar. Bitmemiş ama hala artık sete çıkılmış ha. Belli bir süre bu arada Cüneyt Özdemir iddiası. Vallahi yani herhalde... O yüzden ne kadar iman var benim de bir şey atmaz ya, o kadar atamaz diye düşünüyorum. Yok ya, yani peçete atar mı? Gördün mü bu teoriyi başka yerlerde de? Şeye de öyle dediler abi. Aşk 101'de de bir işte gay karakter ama onu onayladılar. Bakanlık çıkardılar falan değil mi sonra? Tabii tabii çıkarmışlar. Baştan ortaya çıktı. Baştan çıkarmışlar onu. Tamam Moodle'ı niye bitirelim? Evet. Ama iki saat ya böyle bir iğrenç bir program ama sessiz. Sessiz hani böyle çülök çülök diye. Mikrofonu iyice yaklaştırdım. Hıfzısı. Hıfzısı. Gülmekten yanacağım. Güzel mi peki Özgür Beyci?